bir şey anlamıyor. Siz ne diyor? Gitme vaktin gelmiş diyoruz canım. Hadi sana güle güle. Uğurlar olsun. Hadi canım. Hayır. Hadi. Anuşka. Sen burada ne arıyorsun? Derse sensiz başladım ben. Çok özür diliyorum Bayan Berbat. Tam takılıyor trafik. Tamam, anladım. Siz de burada vakit öldürmüyorsunuz. Gidiyor, bale çalışıyorsunuz. İnanmıyorum. Şimdi o kadın sizin hocanın asistanı mıymış? Ay, rezil olduk. Bittik biz artık. Ay, bittik biz. Size o kadar dedik bale seçmeyin diye. Biz de o kadar uyarmaya çalıştık. Ama dinlemedin. Sen sus. Bir de ben siz uyarayım istersen. Süs bebeklerinden uzak durulacak. İşte o kadar. Tamam. Ne de olsa Berbatov'un öğrencisi. Ben onun öğrencisi değildim ama yine de... Of ya, Anuşka neler söylediğimizi anlatırsa Panzer canımızı okur. Ne o canım? Hani Suzan Hoca çok tatlıydı, şimdi Panzer mi oldu? Bunlar daha iyi günleri Gülçin'cim. Yakında bizim bölüme geçmek için yalvaracaklar. Heh, bir komiğiniz eksikti, o da geldi, tam oldu. Aferin sana. Merhaba kızlar. Teyze, Zeynep. Nereden geliyorsunuz siz bakayım? Dondurmacıdan. İlk önce hamburger yedik. Harikaydı. Teyze, beni hiç dondurma yemeğe götürmedin ama. Ne o Gülçin, Zeynep'le rolleri mi değiştirdiniz? Eren abla, defterimi geri alabilir miyim? Öğretmenim istiyor da. Zeynep'cim, Korkut abin defteri denize düşürdü. Denize mi düşürdü? Yani evet. Almak için yere bene kadar suya girdi ama bulamadık. Of ya, bir deftere sahip çıkamıyorsunuz. Ben şimdi öğretmenime ne diyeceğim? Üzülme Zeynep'cim, ben konuşurum öğretmeninle. Oğlum, beğendiniz mi yaptınız? Sizin yüzünden kızlar rezil oldu. Onu bana söyleme oğlum. Basitlik yapan ben değilim ki. Bu ve tabii ki bu. Ne diyorsun be? Ajan, kızcağız Tavrusyalardan gelmiş. Yorgun argın, ayakta kalmasın diye otur dedik. Hiç bahane uydurma bebeğim. Anladın tabii benim Anuşka ile oynayacak filmimin acayip ses getireceğini. İşe taş koymaya kalktım. Ajan, ben şimdi senden bir ses getireceğim de, yani komşulara ayıp olmasın diye tutuyorum kendimi. Tamam abi, tamam. Bırakın iyi ya. Allah'tan kızlar bu sefer buluşmayı iptal etmedi. Hazırız değil mi? Biz hazırız da sen yine bir Cemre'yi ara. Tamam. Füsun teyze yine bir sorun falan çıkar Doğru. mısın? Doğru. Bir saniye. Alo aşkım. Geliyorsunuz değil mi? Daha Füsun teyzeyle konuşamadık. Sen istersen Anuşka'yı çağır. Ya ne alakası var bunun Anuşka'yla ya? Hadi gelin, biz hazırız, çıkıyoruz. Tamam tamam. Bir yolunu bulup halledeceğim. E hallet. Şu küpeler de çok güzel. Kızlar hadi, hala hazırlanmamışsınız. Şşş, ne bağırıyorsun? Sustum. Ne hoca Emre'cim? Akşam için bir planınız mı var? Suzan Hoca akşam hepimizi baleye götürüyor. Sınıfça kaynaşalım biz diye. Peki, madem baleye gidiyorsunuz, niye sadece bale seçenler gitmiyor? Şimdi şöyle, aramızda sınıf ayrımı olmasın diye Bahadır Hoca da geliyor. Yani bu durumda biz de gitmek zorundayız. Pek aklıma yatmadı ama hadi neyse. Biz de Zeynep'cimle otururuz. İyi, ben de kalırım o zaman. Hadi. En iyisi siz teyzeyi yan baş başa oturun. Ben gideyim, dayım merak etmiştir. Aa, sütünü içmeden hiçbir yere gidemezsin. Peki. Sonunda hep beraber dışarı çıkabildik. Evet ya. Füsun teyze nasıl izin verdi çıkmanıza?
Sorma. Füsun teyze bu aralar Zeynep'e sardı. Bizi gözü görmüyor. Doğrusu çok iyi olmuş. İkisinin de böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Sizin de Anuşka gibi birine ihtiyacınız varmış galiba canım. Hani siz de onu fena sarıp sarmalamıştınız ya. Bak şimdi... Evet Emre. Aklıma geldikçe deli oluyorum. Kız resmen kucağınızdaydı ya. Aşkım anlattık ya, kazaydı. Şimdi bırakalım bunları ya. Evet. Bence de. Çünkü biraz daha konuşursak Korkut Bey'in marifetleri ortaya çıkacak. Sizin sanatçıya bakış açınız bu mudur? Ya ben orada rolüm için kendimi tehlikeye atayım. Tamam Korkut, başlama yine. Delireceğim yoksa. Hadi ama, keyfimizi kaçırmayalım. Kadehimi bize kaldırıyorum. Bu masadaki üç güzel çiftin şerefine. Başka akrabaları olmadığı için Zeynep ve Mert bakmaya başladı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz işte. Ne acı. Bu yaşta ailesiz kalmış. Biz varız ya teyze. Koskoca bir aile. Hem de içinde her türden insan var. Ya uzaylılar, obsesifler, ya pipikler. Ve de sakarlar. Of ya teyze, bari sen yapma ya. Göçincim, siz ne kadar destek olursanız olun, hiçbir şey annenin yerini tutmaz. Onun bir anneye ihtiyacı var. Daha küçücük bir çocuk. Evet ama bunu onu sakın yüzüne söyleme. Fırçayı yersin. Merhaba Teo. Merhaba Gülçin. Kızlarla çıkacaktık ama anlaşılan hala cezalı Morgan Şeker. Gülçin teyzesiyle kaldı. Çıkamadı. Dayı sakın yine depresyona gireyim deme. Yoksa asıl cezayı benden alacaksın. Merak etme Morgan Şeker. O günler geride kaldı. Eylay da beni beklediğini söyledi de. Ben mi seni bekliyormuşum? Nasıl yani? Senin haberin yok mu? Hayır. Ama yine de seni gördüğüm için sevindim. İçeri gelmek ister misin? Kızlar yok mu? Yok, dışarı çıktılar. Sadece teyzem var. Öyle mi? Rahatsız etmeyeyim o zaman. Sonra görüşürüz. Peki, nasıl istersen. Sarı ördeğim, anlat bakalım. Sen Teoman'a karşı ne hissediyorsun? Rus panzeri bile gelse beni baleden döndüremez. Al benden de o kadar canım. Tamam kızlar anladık. Ne bu böyle ölmek var dönmek yok tripleri falan? Gören de derse değil savaşa gidiyorsunuz zannedecek. Bir yerde savaş zaten aşkım. Berbatov'la ders yapmak, cepheye gitmekle aynı şeydir herhalde. Ya aşkım. Halbuki Anuşko'yla dersler ne kadar güzel olurdu değil mi? Aşkım ne alakası var ya? Dersler değil de filmler çok güzel olur. Kız rüya gibi. Tam hayalimdeki aktris. Korkut. Bak şimdi atacağım bunu şimdi kafana ha. Ne yaptın lan? Bol rüya görsün sonra. Sebep? Dans edelim mi aşkım? Hadi. Dün hayat durdu benim için. Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil. Bu nefes bana zararlı. Alışmaya çalışmak diye bir şey yok. Alışmak zorundayım. Üzülmemek diye bir şey yok. Üzülmem gerek. Severek unutmak olur iş mi? Bilerek uçurma önden açlanır mı ki? Kaybettiğinin yerine ne koysan da olmaz. Boş bırakacağım yerini. Bomboş. Dün hayat durdu benim için. Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil.
Çalışmaya çalışmak diye bir şey yok. Alışmak zorundayım, üzülmemek diye bir şey yok. Üzülmem gerek, severek unutmak olur iş mi? Bilerek uçurma önden açlanır mı ki? Kaybettiğinin yerine ne koysan da olmaz. Boş bırakacağım yerini hep olmaz. Bakın kızlar, sizin şarkınız çok önemli. Çünkü müzikalin açılışını siz yapacaksınız. Bilirsiniz, sahne sanatlarında açılışlar çok önemlidir. İzleyiciyi ilk dakikadan gösteriye kilitlememiz gerekiyor. Herkese merhabalar. Merhaba. Oo, Süper Fabrik Hanım, bandajdan kurtulunca yüzünüzün rengi yerine gelmiş. Gelmez olur mu ya? Baksanıza, bacağım tamamen iyileşti. Çok i̇yi güzel yani. Gülçin. Ama artık bir an önce çalışmaya başlasak iyi olacak. Evet. Üç, dört. Step, 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 step. Kalça. Omuz. Omuz. Sağ slide. Kalk. Kenarlara. Pause. Harikasınız kızlar. Hadi gelin şimdi de bunu bir müzikle yapalım ha? Müzik, tamam. 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 Ve müzik. My name is Lolita. And I'm not supposed to play with kızlar. Süperdi ya, müzikal harika olacak. Tamam Lokum, abartma. Aa, salgının çıktığına üzüleceğiz neredeyse. İyice coştun. Coşarım tabii Cemre. Yani mesela hala bale bölümünde olsaydım coşmazdım. Yani böyle pürüvetler falan yani. Ama artık baleden daha iyi bir uğraşım var. Modern dans. Kızlar, abarttınız siz de ha. Ne bu ya? Her iki lafınızdan biri baleye geldi artık. E hak ettiniz canım. Ne bu böyle asilzade balerin hamaları falan yani? Tamam yeter. Şu andan itibaren baleyle ilgili tek bir laf duymak istemiyorum. Aa, panzer bir yandan, siz bir yandan. Bizim de bir canımız var ya. Beğendiniz mi? Uyuyan gelse bu uyandırınız işte. Kızlar, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Aa, kesin delirdi bunlar. Kesin. Bu ne ya? Kötü Yasemin, kızlar falan. Derse geç kalıyorum. Lan ya, baksana şuna. Aman deli işte bunlar ya, bırakın. İnanamıyorum yani. Şunlara bak ya. Nasıl da sinirlendiler ama. Kızsınlar ya. Thank you.
Gir. Oo kızlar, hoş geldiniz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Bomba gibi hocam. Hocam, biz de sizinle bu konuyu konuşacaktık aslında. Öyle mi? Hı hı. Peki, sizi dinliyorum. Hocam, bizim yarın sabah provamız var ya. Evet, var. O bale dersimize çakışıyor işte. Anlıyorum. Kızlar, bu müzikal çok önemli. Orada sadece kendinizi değil, aynı zamanda okulumuzu da temsil edeceksiniz. Yarın izinlisiniz. Sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. İyi çalışmalar. Ben anlamıyor siz ne biçim öğrenci. Siz hiçbir şey bilmiyor. Ama hocam, biz 5 yaşımızdan beri bale yapıyoruz. Lüzum yok ukalalığa. Sen istemiyor üzerinden panzer geçsin. Sen susuyor, oturuyor yerine. Peki hocam. Ay ben anlamıyorum siz ne diyor. Anuşka, sen yine geç kalıyor. Var bu okulda çok yakışıklı erkekler. Ben var unutmak. Zaman nasıl geçiyor ben anlamıyorum. Sus, ders başlıyor. Herkes hemen yüzer sınav çekiyor. Bunu hak ettiniz. Hadi her şey geçtim. Kadının soyadından da mı anlamadınız? Berbatov yani, Berbatov. Tam balerin arkadaşlarımıza yakışır bir soyad canım. Eren'cim, istersen belden aşağı vurma. Rekabet edelim. Ama sportmenlik ve centilmenlik ortamını bozmayalım. Tamam, tamam. Ya kızlar, ne yalan söyleyeyim. Siz olmadan derslerin hiçbir zevki yok. Al bizden de o kadar. Evet ajanlar, işte gecenin menüsü. Bol miktarda çerez ve abur cubur. Oğlum, senin eve Birleşmiş Milletler mi yardım etti? Nereden geliyor bu derenin suyu? Birleşmiş Milletler laf mı be ajan? Emre yardım etti. Yiyin yiyin. Mutfak yiyecekle dolu be abicim. Buzdolabı yadırgadı ama. Huzursuz oldu gariban, alışmamış ya. Emre'yi bize de götüreceğim. Biraz da bizim gariban buzdolabı nasiplensin. Emre nerede? Oo, ajan sen yine uçmuşsun ya. Emre Sevgi Hanım'la yemeğe çıktı ya oğlum. Sahi, baş başa çıkmaları sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Oğlum, ben size bir şey söyleyeyim mi? Emre Sevgi'yi ararken, Sevgi Emre'yi buldu abi. Oo. Ona bakarsan, biz de aşkı ararken, aşk seni buldu be abicim. Kavgada söylenmez. Aşk beni buldu da, böyle giderse ben de belamı bulacağım. Eren beni öldürecek. Kimi arıyorsun? Emre'yi. Bu gece bir iş görüşmesi vardı da. Ne görüşmesiymiş bu? Ya şu reklam ajansının müdürüyle görüşecekti. Adam niyeyse yemeğe çıkalım diye tutturmuş. Açmıyor. Merhaba kızlar. Teyze merhaba da saat 9 oldu. Neredesin sen? Hiç canım. Uf. Zeynep'i sinemaya götürdüm. Bakıyorum sen bizi iyice unuttun. Aa Gülçin, abartma ya. Sen de Zeynep'ten kıskanç çıktın. Kıskanacak bir şey yok, sarı ördeğim benim. Ben seni hiç unutur muyum? Tabii ki unutmadım. Ne sizi ne de ev işlerini. Ne işi? Ne isterseniz. Çamaşır, bulaşık, ütü, temizlik. Seçin, beğenin, yapın kızlar. Açık büfe. Ama teyze. İşte bu. Aması maması yok Gülçin'cim. Herkes iş başına. Ben üstümü değiştirene kadar siz de hazırlanın. Hadi bakalım. Of. Play. With boys. What? Propriétaire.
like a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy. İnanmıyorum ya, müzikali sadece iki gün kaldı. Ben de inanamıyorum. Bahadır Hoca haklıymış. Bacağım müzikale yetişti. Bacağın yetişti ama Cemre biraz daha oyalanırsa hepimiz provaya geç kalacağız. Cemre hadi ya, of! Geldim. Modern dans belirli bir kesim için değil, tüm insanlar içindir. Böylece herkes dans edebilir. Çiz şunu Yasemin. Çizeyim onu. Ama herkes bale yapamaz. Evet. Hadi arkadaşlar. Herkes yerine lütfen. Hadi herkes yerine. Evet. Son. 2. 3. Müzik. Play. With boys. What? Mon cœur. Et ta papa. You know, la propriétaire. No. Gökçe ne oldu? İyi misin? İyi misin? Durun. Gel, gel. Dur, kaldırma, dur. Tamam. Gökçe iyi misin? Ne oldu Gökçe? Ay, bir şey oldu mu? Galiba koptu bir şey. Hadi hadi kalk hadi. Tamam canım. Beyler çabuk buz getirin de şişmesin. Ayağını bir doktora göstermemiz lazım. Biraz kalkmayı denesin. Bu şekilde yarın gösteriye çıkamaz. Hayır. Ya. Tam da gününü buldum. Bu saatten sonra kimi bulacağız Bahadır Hoca? Kimsin? Ben. Aa, Bahadır Hoca mı? La propriétaire. Merhaba. Buyurun. Kestik. Bravo çocuklar. Harikaydınız. Bence de harikaydılar. Bahadır hocam, çok çabuk uyum sağladınız. Hocam, işim bu. Çok iyiydiniz ama neden siz dans ediyorsunuz? Maalesef erkek dansçılardan biri sakatlandı. Yani? Yani müzikalde Bahadır Hoca kızlara eşlik edecek. İşte bu harika olmuş. Hayırdır teyze, sen niye geldin? Ay, dayanamadım. Çok merak ettim. Şovu görmeye geldim. Hocam, ne durumdayız? Bence hazır sayılırsınız. Tamam çocuklar, yarın görüşürüz. Yarın gündüz kostümlü prova var. Sakın unutmayın, tamam mı? Tamam. Benim aklım Barış'ta kaldı. Anuşka çoktan yapışmıştır yakalarına. Ben de Korkut'u merak ettim açıkçası. Hadi. Teyze gidelim. Kusura bakma sen ördeyim. Ben Zeynep'i okuldan alacağım. Size kolay gelsin. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Siz gelmiyor musunuz hocam? Ben biraz daha kalıp yönetmeninizle koreografiyi konuşacağım kızlar. Yarın bir aksilik çıksın istemiyorum. Tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hocam. Gel. Şöyle bir şey geldi.
söyle bakalım. Daltonların üçüncüsünün adı neydi? Soldan sağa üç mü? Sağdan sola üç mü? Fazla zeki cevap verdi. Bu da başımıza iş açar, söyleyeyim. Haklısın, olmaz. Hah, bir siz eksiktiniz. Ne işiniz var sizin burada? Yarışmaya katılmaya geldik canım. Olmaz öyle şey. Niye olmazmış? Afişte bütün kızlar girebilir yazıyor. Ama bizim aradığımız kızların bizim gibi... Telaşlanma Balkabağ. İstersek senden de kötü olabiliriz. Çekilin bakayım şuradan, çekin çekin. Ay. Ben o kadar mükemmelim ki bütün gücümü entrikaya harcayabilirim. Ama yine de elime hiçbir şey geçmez. Yoksa mükemmel değil miyim ne? Yok, ondan değil. Çünkü kötülük insanı hiçbir yere götürmez de ondan balkabakları. Ama bunu anlayacak kafa bende nerede? Ha mermer, ha kafa. Mükemmel miyim ne? Oğlum, kızlar fark etmeden kaçalım. Şunlara bak. Gidelim. Bir çık üstüme. Gel abi, gel. Sen ne yapıyorsun burada? Siz neredesiniz? Ders oldu bitti bir saat. Siz dersi kırdınız. Ceza alacaksınız. Ama hocam, biz bugün izinliyiz. Ben size izin falan vermedim. Ben verdim. Kızlar yarın akşam müzikale çıkacak. Çalışmaları gerekiyordu. Bunlar öğrenci mi yoksa show girl mü? Suzan Hanım. Unutmayın ki bu okulun müdürü benim. Ve öğrencilerimin ne yapacağına karar verirken size danışacak değilim. Yürü. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Yarın gece bu saatlerde sahnede olacağız. Rüya gibi ya. Gerçekten ya. Düşündükçe karnımda kelebekler uçuyor. Ya kızlar. Peki grubun ismi ne olacak? O defteri çoktan kapattık zannediyordum. Zaten gerek olsaydı müzikalin yönetmeni sorardı herhalde. İyi de ya biri tutar da grubunuzun adı ne diye sorarsa ne cevap vereceğiz? Grubumuzun adı yok mu diyeceğiz? Anlaşıldı masa. Panzer Hoca, ben var tuvalete gitmek. Git. Aa, ne yapmışlar? Ama herkes bale yapamaz. Çünkü yapacak daha iyi bir işleri vardır. Evet, var mı önerisi olan? Ben buldum. Modern kızlar. Dong, reddedildi. Herkes. Herkes mi? O nasıl isim ya? Herkes işte. Yani herkes. Hepimiz. Hepsi birden. Siz bu herkesi kucaklama işini iyice ciddiye almaya başladınız. Sen bul o zaman canım. Eren bul işte hadi. Dışında. Yarın gece ilk defa müzikale çıkacağız. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki diğer bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Galiba mutluluğun sırrı elimizde olmayan şeyleri istemek yerine sahip olduklarımızın kıymetini bilmekte yatıyor. Aa, kızlar hala sallanıyor musunuz? Geç kalacaksınız ama. Hazırız teyze. Kostümlü provaya geç kalıyorsunuz.
birimiz. Hepimiz. Hepimiz. Birimiz için. Bay bay, bol şanslar. Tamam. Hadi giyinelim çocuklar. Hadi ama biraz hareketlenin, az kaldı hadi. Nerede bunlar? Arkadaşlar herkes eşyasına sahip çıkabilir mi? Sizin mi fark edecek? Herkes eşyasına sahip çıkabilir mi? Bir kutileri bir yerlere koymasana. Evet, böyle böyle yapacağız. Bende. Aa bak çocuklar geldi. Merhaba. Selam. Merhaba. Emre, nasıl girdiniz içeri? Bahadır Hoca ayarladı. Size şans dilemeye geldik. Yasemin. Ne yapıyorsun? Sahne biraz ürkütücü olabilir hayatım. Ama hiç kork. Hiç unutmam. Sahneye ilk çıktığımda seyirciler korkut diye bağırıyorlardı. Sakın sen okuldaki yarışmayı hatırlıyor olmayasın. Yarışması ya. Ne diyorum lan ben? Bazen hakikaten saçmalıyor. Of ya. Ne zaman kendine geleceksin sen? Kolay Yasemin'ciğim. Düzelmesini istiyorsan sarhoş edeceksin. Nasıl yani? Belki inanmayacaksınız ama adam içtiğinde normale dönüyor. Ayılınca yine berk oluyor. Aşkım vallahi ya. Bir şey yapmadım. Alo. Sevgi ben. Neredesiniz Emre'ciğim? Merhaba hocam. Polisteyiz. Tamam, nasıl geliyorum oraya. Yok yok, gelmeyin siz. Biz bay. Kimdi o? Reklam ajansı müdürü. Ben ne yapıyorsun? Muazzam oldu. Şuraya bakın, harika. Göreceksiniz, bu müzikal bomba gibi patlayacak. Büyük bir olay olacak. İnanırım Fethi Bey. Zaten sizin olaysız bir işiniz yok ki. Şu albüm işindeki olayları hala unutamadım. Unutursunuz, unutursunuz. Müzikali bir izleyin, ağzınız açık kalacak. Bildiğiniz her şeyi unutacaksınız. Hadi bakalım. Yine bir rezillik çıkmasın da. Ben bir gidip sahne arkasına bakayım. Bakalım hazırlıklar ne halinde. Hoş geldin. Aman Teo ya, amma uzattın. Kaç gün oldu, yeter artık. Yetmez güzelim, yetmez. Beni ne duruma düşürdüğünü biliyor musun sen? Gülçin'e ne diyeceğimi şaşırdım. Sana da iyilik yaramıyor Teo ya. Nereye? Kulise. Kızlara başarılar dileyeceğim. İzleyiciyi büyüleyeceksiniz kızlar. Size inancım tam. Bu gece tam bir şölen olacak. Umarız Fethi Bey. Bu şu albüm işine benzemesin de. Herkes de kafayı bu albüme taktı. Aa Teo, gelsene buraya. Ne yapıyorsun orada? Ha, ne haber Teo? İyiyim Fethi Bey, teşekkür ederim. Hı? Babam burada mı? Nereden yok, gelmiyor bu basit bunu. İyi, selamımı söyle. Gidip son kontrolleri yapayım. Bir aksilik çıkmasın. Bol şans kızlar. Teşekkürler. Ha, bu arada müzikalden sonra sakın bir yere kaybolmayın. Küçük bir parti veriyorum. Hepiniz davetlisiniz, okey? Dici lan bu. Basit. Sen Fethi Bey'i tanıyor musun? Babamın bir arkadaşı. Yoksa bu müzikali sen mi ayarladın? Hadi
I'm not supposed to. Play. With boys. Papa, you know la propriétaire. Papa, 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 papa. Don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine feminine heady, I just adore he's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, lady. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so. Ba-da-ba-da.